Manisa Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Hafsa Sultan Mahallesi'nde iki adada yapmayı planladığı kentsel yenileme projesi görüşüldü. İndirim komisyonunda görüşülen Hafsa Sultan Mahallesi 2220, 2234, 2235, 2236, 2700, 2701 nolu adalarda bulunan revizyon 1/5 bin ölçeğinde ağzı umar planıyla ilgili konu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 4-5 aydır projenin komisyonlarda olduğunu ifade etti. Vatandaşın %55'i ile ön protokol imzalandığını açıklayan Başkan Ergün şöyle konuştu. Biliyorsunuz Hafsa Sultan Mahallesi, Büyükşehir bünyesinde alınan kararlar gereği komisyonda 4-5 aydır. Tabii bu süre içerisinde de çalışmalarımız epey yapıldı. Geçtiğimiz ay içerisinde ilgili imar komisyonunun ilgili meclis üyeleri, ilgili o bölgedeki vatandaşlarımızla geçen ayda buradan davetimizi yapmıştık. Bu toplantılar yapıldı ve 2-3 haftadır ilgili orada bulunan vatandaşlarımızla birebir görüşmeler proje üzerinde start almıştı. Şu anda bu bölgedeki 180 parsel üzerinde bir rakam verebilirim. %55 oranında şu anda kabul ön protokol imzalanmıştır. Yani 100 tane protokolün imzası şu anda Büyükşehir bünyesinde atıldı. Üzerlere gelecektir. Bu anlamda bunun ben tabii bundan önce bu süreç dün itibariyle, bugün itibariyle rakam ilgili komisyona bu konuda ilgili dairesi daha bilgi vermedi. Ancak biz bu hafta içerisinde aradık. Meclis imar komisyonu yapılacağı için, komisyon toplanacağı için orada bu bilgilendirme yapılsın ve pazartesi bunun görüşmesi tekrar konuşulsun düşüncesindeyiz. Sonuçta bu çoğunluk şu anda vatandaş nezdinde %55'tir. Tabii ki gerisini de önümüzdeki günlerde belki pazartesiye kadar bu sayı daha da yukarı gidecektir. Sonuçta oradaki Büyükşehir Belediyesi'nin yapmayı planladığı kentsel dönüşüm noktasında bu projeyi hayata geçirmesi noktasında meclisin iradesi geçerlidir. Bu açıdan bu hafta bunun imar komisyonunun ara komisyonuna sevkini ben burada tekrar görüşülmesini talep ediyorum. Başkan Ergün'ün açıklamalarının ardından AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan ve Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de görüş bildirdi. Çerçi şunları söyledi. Biz büyük bir kentsel dönüşümü geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın masasında şu anda imzayı bekliyorum. Vatandaş net olarak ne istiyorsa ben onun yanındayım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 30 yıldır bu soruna kimsenin el atmadığını belirterek şunları söyledi. Bakın burası 30 senedir problemi kimse çözememiş. Hiç kimse de el atamamış. Siyasi olarak hep geri durmuş. Yıllarca ıslah planlarıyla 30 sene böyle buralarda binalar yapılmış. Geçen dönem bir uygulama getirdik. Mecliste AK Parti çoğunluğunda red edildi. Red oldu, red oldu. Şimdi ikinci bir çalışma yapıldı. Vatandaşa bir alternatif sunduk. Ha bu olur olmaz. Vatandaş zaten rıza etmediği sürece şu anda anlaşılmaz. Bir kişiyle anlaşmasın gene olmuyor. Ha uygulaması biraz önce söylediğim gibi iki yolu var. 6306 ya da 73 uygulaması. Eğer biz burada %55'i geçmişiz şu anda 55. 70 olur, 80 olur bilemem. Ondan sonraki safhası belki çözülmesi için yine ortak karar vermemiz lazım. Ancak ben şunu sormak istiyorum. Sizin bu yerle ilgili düşünceniz, öneriniz nedir? Açık konuşun. Bu yerle ilgili başka bir alternatif sunabiliyor musunuz? Bana bunu açıklayın. Kamuoyuna, vatandaşa bunu açıklayın. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de Manisa'da uzun yıllar boyunca imar çalışması yapılmadığını belirterek şöyle konuştu. İmar yapmak her belediye başkanına nasip olmuyor. İşte
İnşallah şu anda görevde olan bütün belediye başkanlarımız imar planlarını düzgün yaparlar, yapabilirler. Benim ortalama 80-90 senede rahmetli Atatürk 1927'de buraya plan yaptırmış, özel olarak 5 ile yaptırmış. Bu illerden bir tanesi yandığı için maalesef. O günden 1989'a kadar kimse bunun plan yapma cesaretini erememiş. 89'da Manisa'da hayatta Allah uzun ömür versin. Dayıoğlu başkanımız, Ertuğrul Dayıoğlu başkanımız ki nefis şahsından Musa derler desinler, öyle bir belediye başkanıydı. Bir plan yaptı, yapmış. O planın arkasına takıldık, durmadan yamalar yapa Manisa'yı büyütüyoruz. Yaptığında da Manisa 50 bin kişi ve 60 bin kişi. Olduk 400 bin kişi. Şimdi plan yapacağız diye uzatıyoruz. Fakat 4 mahalleyle ilgili konuşma yaptık. Burada konuşmanın içinde şuydu. Acaba Hafsa Sultan'da 2 tane model yapsak, insanlar görse, beğenseydi. Bir de anlamadığım bir şey var. Biz ara komisyonlar veya tanımamak komisyonu da bunların içeriği zaten komisyon üyeleriyle incelenecek. Yani diğer arkadaşlar incelenecekler. Hani buradan bir komisyona giderken geçecek diye bir şey yok. Bunlar incelenecek ama burada geçiyor. Orada da kalabilir ama komisyon üyelerinin gidip yerinde incelemesi, vatandaşla görüşmesinde ben öneriyorum. Meclis toplantısında Hafsa Sultan'da yapılacak projeye vatandaşlardan destek geldi. Necmi Erten isimli vatandaş sabırsızlıkla projeyi beklediklerini belirterek şunları söyledi. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bu kentsel dönüşüm meselesi yanlış anlaşılıyor. Eski binaları yıkıp yerine yenilerini yapmak kentsel dönüşüm adıyla ifade ediliyor. Oysa ki siz bu projeyle burada çağdaş bir kent yaratıyorsunuz. Bunun için size teşekkür ediyorum. Sayın belediyemiz arkadaşlarına ricam, lütfen belediyeler hizmet üretme yeridir, hizmet yapma yeridir. Biz kömürleri Manisa'da olan ancak Karşıyaka'da yaşayan bir kişiyim ben. Bu arsalarımızın yıllardır yapılmasını bekliyorum. Bu kentsel dönüşüm yapıldığı zaman gelip Manisa'da evimde oturmak istiyorum. Aynen öyle. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Bir dakika efendim, bir dakika. Bekleyeceğiniz var. Bir de Sayın Yunus Emre Belediye Başkanımızdan 6306 sayılık yasayı bir açıklamasını istiyorum. Onu rica ediyorum. Çünkü bu yasa ben avukatım. Kamulaştırma ağırlıklıdır. Vatandaşın rızasına falan bakılmaz bu yasada. Konuşmaların ardından toplantıya kısa bir ara verildi. Mecliste grubu bulunan parti temsilcileri Hafsa Sultan projesi hakkında görüştü. Görüşmenin ardından başkan şöyle konuştu. Şunu herkes iyi bilmesi lazım. Hiç kimsenin rızası olmadan orada kimsenin hakkını yemeden bir proje hayata geçirme düşüncesindeyiz. Bunu çok samimiyetle ben yıllardan beri istediğim gibi Sayın Başkanımız Mehmet Çerçi Bey de şu anda aynı noktada. Ve bu noktada bugüne kadar ortaya daha 3 haftadır veya 20 gündür çıkan gelişmeler neticesinde sizlerle, vatandaşlarımızla bu görüşmeleri yapma fırsatını bulduk. Ve geldiğimiz bu noktadan sonra Sayın Mehmet Çerçi Başkanımız ve teknik ekibiyle beraber ortak çalışma kararı aldık. Bunu herkes iyi bilsin. O açıdan teknik ekiplerimiz ve önümüzdeki haftadan itibaren imar komisyonu da bulunan arkadaşlar, Yunus Emre Belediyesi'nde bulunan teknik ekip ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili teknik ekibi ve ben şahsımın ve Mehmet Çerçi Bey'in katılacağı bu toplantıları bu ay içerisinde netleştirip Allah nasip ederse Haziran ayında bu işi netleştirir düşüncesindeyiz. Sayın Başkanımın da arzusu orada çağdaş bir projeyi hayata geçirmek. Bizim de aynı şekilde düşüncemiz çağdaş bir projeyi hayata geçirmek. Ama hiç kimsenin de elinden zorla bu yeri alma noktasında, hakkını yer noktada olacak bir çalışma içerisinde ne ben olurum ne Mehmet Bey olabilir. O açıdan inşallah tahmin ediyorum bu süre içerisinde yüzlük kuyruğuna geldik. Bir aylık bir süreyi daha ben sizlerden isteme noktasındayım. Çünkü belki bizim de eksikliklerimiz vardır. Anlatma noktasında teknik konular, metrekare üzerinde dağıtımlar, işte kiralar. Bununla ilgili de çeşitli spekülasyon yapılmış. İlgili teknik ekibin bana ilettiği, mesela işte kira yardımlarını devlet yapacak. Yani bizim şu anda tekliflerimizin tamamı ilgili arsa sahiplerine
tamamen büyükşehir bünyesinde bu işin hayata geçirilmesi söz konusuydu. Tabii önümüzdeki günler bu çalışmalar daha da netleşince inşallah doğru yolu bulma noktasına geleceğimize inanıyorum. Bu açıdan Sayın Başkanımızla beraber bu konuda tam bir mutabakat içerisindeyiz. Sonuçta o da kendisiyle görüşen o bölgedeki vatandaşlarımıza da daha iyi konuyu anlatabilmesi noktasında gerekirse tekrar bir daha toplantıları beraber yapmak suretiyle vatandaşa daha iyi anlatmamız gerektiği kanaatinde hemfikiriz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bu açıdan şu anda ilgili komisyon bu çalışmaları, mevcut donelerimizi, metrekare hesaplarını imar komisyonunda değerlendirmeye başlasın. Biz de teknik ekipler olarak yine başkanımızla beraber bu çalışmaları önümüzdeki haftadan itibaren inşallah gününü belirlemek suretiyle bir araya gelerek yapalım. Kararı aldık. Bunun da bilinmesini istiyorum.